Herkese merhabalar. Şöyle 200 gramdan biraz fazla fıstığım var. Fıstık ezmesi yapmayı planlıyorum. Tabii önce kabuklarını soymam lazım. Uzun ve sıkıcı bir iş olacak. Yan tarafta makine hazır. Onun içine atacağım. Bunu en güzel şey de olur. Şu kağıt havlularla veya bez havluyla ikisinden birisi de şöyle avuçluya avuçluya. Bakınız şöyle ovuştura ovuştura. Şunu yakalayacaksınız. Şöyle. Sonra ayıklananları içine alacağım. Ya bu kabukları aslında üflemenin kolay yöntemi var. Eğer uygun bir ortam varsa mutfağın içinde yapmayın bunu. Saç kurutma makinesiyle ya da ona benzer bir şeyle, mesela işte pervaneyle falan üfleyebilirsiniz. Evet, ben müsaade rica edeyim. Şu işi bitirmeliyim. Tamamını size izletmeyeyim. Evet, 10 dakikalık bir uğraşın ardından bu iş tamamdır. Şimdi bunları robota doldurdum. Çekeceğiz. Bir süre sürecek. Ara ara duracağım, bakacağım. Görüntülerini ara ara alacağım. Bir de bakayım. Yavaş yavaş parçalanıyorlar. Bu biraz sürecek. Bayağı bir sürecek yani. Burada kabukları kaçanlar oldu. Bu dönme işlemi esnasında bakın o kabuklar yukarıya çıktı. Bunları bir hemen şuradan alayım. Ya bazıları inatçı, kabukları soyulmadı. Bazılarını biz kaçırdık. Hazır şöyle yukarıya kadar gelmişler. Onları bir alabildiğim kadar aldım. Ve tekrar kapatıyorum. Arada birkaç daha var ama artık olacak o kadar. Yavaş yavaş inceliyorlar. İnceldikçe de makine hızı artıyor. Kendi kendine. Açıdan gözüküyor. Ufaklananlar şöyle baktığınız zaman ufaklananlar altta bir tabaka oluşturuyorlar. Bunu zaman zaman durdurup karıştıracağım. Şimdi şuradan baktığımız zaman şöyle bir aşağıda bir ezme gibi bir şey oluştu. Bunu bir karıştıracağım. Bir de şöyle bir şey var. Bunu biraz sulandırmamız gerekecek. Bunun için de bakın şöyle katı bir şey oluştu aşağıda. Bunu çekmeye devam edeceğiz. Çünkü henüz daha tam istenilen ezme kıvamında değil. İçinde pütürükler var. Onların gitmesi gerekiyor iyice.
Şimdi alttaki tabakayı iyice karıştırıyorum. Kurtarıyorum. Bunu bir sıvı yağ ile takviye edeceğiz. Bugün nönlü yağ olabilir, zeytinyağı olabilir. Ben nönlü yağ tercih edeceğim. Neden diyeceksiniz? Zeytinyağının kendisine has bir tadı var. Nönlü yağında var ama zeytinyağının tadı baskın. Onu istemiyorum. Şöyle bir miktar, ne kadar diyeyim, hadi ölçü olsun diye çay bardağıyla dökeceğim. 200 gram fıstık içi. Bunları ben hazır kavrulmuş aldım. Çiğden yapılmaz bu. Çiğinin tadı, yani çok rezil çiğ fıstığın tadı. Kavrulmuş olması gerekiyor. Bu bir büyük çay bardağı. Yağ döktüm içine. Bakın çiğe yağı dökünce o çekilmemiş olanlar hemen kendini gösterdi. Kapağını kapatıyorum. Kapağı kapatalım. Kıvama bakacağım. Eğer kıvam yetmiyorsa, istediğim kıvam yoksa, yani o ekmeğe sürülen kıvam, üstüne bir miktar daha yağ ilave ederim. Görüyorsunuz içerisi aynen şu şekilde. Evet. Şimdi eğer diyorsanız ki hani böyle içinde pütürleri de kalsın, o zaman şu aşama tamamdır. Fakat diyorsanız ki iyice böyle şey olsun, o zaman çekmeye devam. Ben biraz daha çekeceğim. Cıvık oldu diyeceksiniz. Bu buzdolabına girdiği zaman istediğimiz kıvama gelecektir. Şimdi biraz da bal ilave edeceğim üstüne. Şöyle istediğiniz tat miktarına göre siz ayarlayınız. Ben 2-3 kaşık atacağım. Çiçek balı. Şekerle de tatlandırabilirsiniz. Tadına da bakayım. Biraz daha çekeceğim. Sonra bizim için istediğimiz kıvam tamamdır. Arada böyle çok küçük fıstık parçacıkları girecek. Ama tek böyle sürülecek bir kıvam. Evet, böyle devam ediyor. Ama artık yeter. Kıvamdır. Şöyle bakın kıvamı görmeniz açısından. Şudur. Şimdi bu dolaba girdiği zaman olacak beton gibi.
Zaten böyle bir şeyi dolabın dışında muhafaza etmemeniz gerekir. Buyurunuz, tadına bakmanın en güzel yöntemi bu. Fıstık yağını dışarı vermiş. Şey gibi olmuş. Hani benzetmek nasıl olacak bilmiyorum. Doğru bir benzetme mi? Tahin gibi olmuş. Yani susamdan yapılmış tahin değil de fıstıktan yapılmış bir tahin. Düşünün. Yağını dışarı vermiş. Onu da balla tatlandırdık. Acayip güzel bir şey olmuş. Şimdi bunu kavanoza aktaracağım. İçeri düşmesin. Bıçağın üstündekileri temizledim. Yani temizlemem gerekiyordu. Başka türlü olmayacak. Şöyle yapayım. İçinde hiçbir konservasyon maddesi yok. Şimdi bunu bu hale getirdikten sonra çok fazla uzun tutmamak lazım. Bunu buzdolabında tutunuz. Bir hafta 10 gün içerisinde de tüketmeniz gerekiyor. Yani şöyle bir şey var. Kuru yemişçiden de taze kuru yemiş alıyorsunuz. Onu tüketiyorsunuz. Bunu da taze taze tüketmek lazım. Onun için 200 gram kadar fıstıktan yaptım. Nedir? Bir kavanoz fazla olmasın diye. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İçinde hiçbir konservasyon maddesi olmayan, son derece sağlıklı bir fıstık ezmesi yaptık. Çocuklarınıza güvenle yedirebilirsiniz. Günün her saatinde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum.